TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara, hoş geldiniz. Efendim yepyeni bir haftaya sizlerle başlıyoruz. Ben Arzu Budak. Bugün de gündeme dair haberler ve tabii ki içinden hayat geçen haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz bekleriz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Instagram sayfam TGRT EU TV'den yazarsanız hemen burada mesajlarınızı görürüm. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımızdan şu anda görüyorsunuz. Hepsinden de bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz efendim. Evet, partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvaz. Hoş geldiniz. Hoş Güzel bulduk efendim. Haftamız olsun Ata i̇yi Bey. İyi günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum. İnşallah hafta güzel geçer. Yeter ki biz güzel bakalım, güzel dönüş şey yapalım, düşünelim. Hafta güzel geçecek tabii, öyle sen durum ben durum. Yaşamanın bir anlamı yok. Şimdi seçim sathi mahaline diyenler var. Bunu gazeteci arkadaşlar da söylüyor. Seçim sathi mahali. Eskiden bir Hüsnü Mahalli vardı, gene vardır. Suriye menşeli, zaman zaman görüyorum ekranlarda. Hüsnü Mahalli'nin su ismi gibi. Mail, mail efendim, yani zamanı falan demek, etabı da anlamına geliyor. O sürece girdik artık. Tamam, ama liderlerin söyledikleri de var. Şimdi onu atlamamak lazım. Ben sadece bir durum tespitinde bulunacağım. Yani öyle yorum falan yapmıyorum. Şimdi bir yerde baktım. Meral Hanım bir çadırda vatandaşlarla konuşuyor. Diyor ki yani deprem zamanı da geldim, tekrar geldim ama seçime gidiyoruz, size rozetle geldim, rozet getirdim diyor. Herkesin eline böyle avucuna bir rozet koyuyor. Çok hoş o. Evet, seçimi hatırlatıyor. Ama adamın kafası bir başka, depremzedenin kafası başka yerde tabii. Çadırda yaşıyor o, şimdi gelecekle ilgili falan. Bir sürü endişeleri vardır tabii. Öbür tarafta Kemal Bey'i gördüm. O da Kahramanmaraş'ta konuşuyorlar. Efendim diyorlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devletin adıdır. Hiç merak etmeyin, bunun altında da kalkacağız. Hatta bir cümle kullandı, o çok önemli. Ehven, uygun, fazla böyle ağır olmayan kredi bile bulabiliriz buraya ayağa kaldırmak için diyor. Yani Kemal Bey oraya ayağa kaldırmak için tabii paraya ihtiyaç var. O kredi düşünüyor. En son baktım Devlet Bey var, Sayın Erdoğan var. Erdoğan da mikrofonda konuşuyor, diyor ki ben daha önce yaptım diyor. Yangında, selde, depremlerde şuraları yaptık diyor bizim iktidarımız. Devletimiz güçlüdür. Bir yıl içerisinde sizin de efendim konutlarınızı yapacağız ve sizi konutlarınıza kavuşturacağız. Endişe etmeyin. Böyle enteresan bir tespiti var. Şimdi baktım, dedim ki ya şimdi vatandaş bu üç lideri dinledi. Birisi seçimi hatırlatıyor. Birisi kredi alıp sizi ayağa kaldıracağız diyor. Diğeri de diyor ki ben yaptım, gene yapacağım. Bakın diyor, dozerler, loderler, kepçeler çalışıyor. Temel kazıyorlar diyor. Yani hem umut veriyor hem hedef veriyor. Diğeri kredi alacağız inşallah diyor. Yani hiç endişelenmeyin. Çok uygun kredi de alabiliriz. Birisi de seçimi hatırlatıyor. Rozet veriyor mesela millete. Yorum sizin efendim. Ben bu tespitlerimizi sizlerle paylaştım. Belki bundan sonra da böyle liderlerin halka karıştığı ve seçim vaatlerini söylediklerini aktarabilirim. Sadece durum tespiti bu. Canım böyle de yapılır mı? Şu niye böyle dedi falan demiyorum ben. Ona göre vatandaş zaten değerlendirecek. Evet, buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, borç silindi, hibe geliyor. Deprem mağduru işletmelerin zararı telafi edilecek. Yeni teşviklerle sanayi ve ticaret canlanacak, istihdam artacak. Hükümet deprem bölgesi için seferber oldu. Yıkılan veya hasar gören sanayi sitelerini AFAD ve Şehircilik Bakanlığı tekrar inşa edecek. Sanayi bölgelerinin borcu bir yıl ertelendi. Altyapı tamir edilecek. KOSGEB acil destek kredisi devreye giriyor. 1 milyon liraya kadar faizsiz ve ilk yılı geri ödemesiz kredi verilecek. Evet, ne diyorsunuz? Sıfır faizle 1 tabii, milyon lira. O çok önemli. Yani mesela orada küçük ölçekli işletmeler var. Büyük iş yapıyorlar ama. Bu kentlerimizin etrafında 1, 2, 3 sanayi siteleri var. Mesela birçok efendim oto parçası bile, bildiğimiz o marka otoların, hı hı, Avrupa menşeli o markaların parçaları Gaziantep'te üretiliyor. Tekstil şeyde, Kahramanmaraş'ta çok güçlü.
Yani şeyde de var tabii, Gaziantep'te de var. Diğer vilayetlerimizde de, yani 10 vilayetten, 11 vilayetten bahsediyoruz. Onlarca kasaba ve yüzlerce tabii köyden bahsediyoruz. Buraya devlet sürekli ne yapabilirim diye. Borçlar siliniyor, akabinde hibbeler geliniyor, geliyor. Sıfır faizli efendim şeyler geliyor. Ondan sonra krediler geliyor. Bir an önce buradaki sanayiyi ayağa kaldırmak. Ama bir sıkıntı var tabii. Bunlar mutlaka efendim olacak devletin bu yardımlarıyla, hükümetin bu yardımlarıyla, ama yani iş gücü de çok önemli. Beşeri sermaye dediğimiz o iş gücü nereye gitti mesela? Yani o, ben tabii Şi'ye göre söylüyorum, Milli Savunma Bakanımıza göre söylüyorum, o 20 binin üzerinde efendim Suriyelinin sınırı aşarak memleketine gittiğini söylüyor ki bunların çoğu çalışıyor orada aktif. Bir de oradan efendim farklı vilayetlere, Anadolu'ya farklı yerlere giden insanlarımız da var. Akrabaların yanına yerleştiler. Bütün dikkatleri efendim buraya çekmek için iş adamlarımız ne diyor? Gelin kardeşim diyor, çarklar gene dönecek, fabrikalar çalışacak. Lütfen bakın, konteyner kentler kuruldu, efendim çadır kentler kuruluyor. Sırayla mesela Pakistan'da dün hakikaten 50 bine yakın çadır gelecek, sadece çadır. Katar'da mesela 500 konteyner geliyor, yanaşıyor gemilerle peydepey. Ayrıca bizim Kızılay'ın üretmiş oldukları var. Farklı yerlerden de yardımlar geliyor. Yani bir altyapı da oluşturuluyor. Vatandaşların burada başını sokacağı bir yer ve aynı zamanda maişetini, yani geçimini sağlayacak işin efendim çarkların dönmesi için de hükümet elinden geleni yapıyor. Yani o tabii, o sanayi siteleri, oradaki fabrikalar, oradaki iş yerleri bir an önce ne yapacak? Efendim artık botona başlayacak, iş başındayız diyecek arkadaş, üretecek. Yoksa biz bu vilayetlerin ürettiği, sattığı, ihracat yaptığı o pazarları da kaybedebiliriz maazallah. Bir an önce oranın bir çalışması lazım. Onun için yani Türkiye Gazetesi'nin manşeti, hı hı, çok önemli. Evet, çok. Borçlar silindi, hibbe gelecek diyor. O çok önemli. Yani oradaki iş hayatını dinamik hale getirmek ve insanlarımızın tekrar işlerine dönmesi, üretmesi, ihraç etmesi ve para kazanması gerekiyor. Aynen. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunması gerekiyor. Katma değer sağlanması gerekiyor. Bu çok önemli efendim. Evet. Evet, deprem sonrası Adana'da eğitim başladı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendiren depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da açıldı. Evet, iki üç vilayette tekrar bir şey yaptılar, başlattılar. Eğitim çok önemli. Bir defa çocuklar endişeli. Ya sonumuz ne olacak? Okulumuz olacak mı? Öğretmenimiz gelecek mi? Ben nerede eğitim göreceğim? Yoksa bu sene eğitim yok mu diye. Bir de onları tabii psikolojik olarak da hazırlamak lazım. Şimdi çadır kentler var, çadır sınıflar, konteynerler var. Oralarda eğitim başladı. Öğrenciler orada ders başı yaptılar. Adana'da başladı. Sanıyorum bir ya da bir vilayet daha var. Yavaş yavaş eğitim hayatı da başlıyor. Düzenli bir şekilde öğretmenler ders veriyor. Onlar da ders dinleyecekler. Okullar başlayacak. Öyle bir döngü güzel olur. Yani evine gelecek, sabah kahvaltısını yapacak, okula gidecek, öğle gelecek, efendime söyleyeyim. Öğle yemeğine beraber olup moral bulacak. Tabii arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Ondan sonra orada da bir sürü tabii şey var. Görevli de var. Yani orada yarım milyon insan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın demesiyle tabii işlerinde sağlıkçılar, sağlıkçılarımız olmak üzere psikologlarımız da, psikiyatrlarımız da var. Onlar da öğrencileri geleceğe, oradaki hatta ebeveynleri, insanları geleceğe hazırlıyorlar. Mühim olan orada hayatın olduğunu, okulun olduğunu, hastanenin olduğunu, evet, değil mi efendim? Bir çorbanın kaynadığını, aş evi olduğunu, yemeğin olduğunu falan, o hayatın çok önemli göstergeleri. Dediğimiz gibi o civardaki iş yerleri de açıldıkça, evet ben burada kazanıyorum, burada kalacağım diye çok güzel. Bakın Adana'da değil mi efendim, eğitim başlamış, hocamız orada, belki bir İstiklal Marşı'ndan sonra çocuklar sınıflara alınacak, eğitim devam edecek. Çok güzel. Evet, evet, güzel bir fotoğraf değil mi? Yani insanın içini ısıtan o şeyler, yıkılan apartmanlar, o sokaklar. En azından çocuklarımız normalleşsin değil mi? Tabii herkesin içi hala yanıyor. Kolay değil. Sarılıyor. Kolay değil. Ama
çocuklarımız en azından normalleşme yolunu görsünler bir. Şimdi, hani okulumuza gidiyoruz, öğretmenlerimizdeyiz, arkadaşlarımızdayız. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela buradaki fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. İnsanlar bir arada, çocuklar bir arada, öğretmenleri başlarda, biraz sonra sınıflara taşınacaklar. Orada eğitim var. Önceki fotoğraflarda yığıntılar vardı. Değil mi? Apartmanlar, sokaklar, harap halde. Onlar taşınıyor. Onlar bir yerlere götürülüyor, değerlendiriliyor. Oradaki o yığınlar diyelim, dilim varmak istemiyor. Beton. Yani beton diyebiliyorsanız demir ya da efendim neyse, onlar göçmüş, gitmiş. Onlar bir yerlere taşınıyor. Yani böyle 1 milyon araç düşünün bu şey 10 vilayette, 11 vilayette çalışıyorlar. Kimisi kazıyor, kimisi efendim taşıyor, kimisi bir yerlere taşıyor, götürüyor. Orada efendim farklı bir şekilde değerlendiriliyor. Böyle bir fotoğraf insanı ne kadar ürkütüyor? Bu fotoğraf ise insanların içini nasıl ısıtıyor, değil mi? Sonuçta okul başladı. Sonuçta hayat devam ediyor bir şekilde. Etmek tabii, de bravo. Zorunda. Yani tabii. En sevdiklerimizi kaybediyoruz. Etmiyor muyuz? Ediyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu çocuklarımız için çok önemli bir süreçti. İnşallah en yakın zamanda tüm yaralar sarılır. Tabii. Her şey normale döner ama şimdilik çocuklarımız için bu çok iyi oldu. Bu çok mühim. Çok herkese moral ol. Bütün moral, Türkiye şu anda mesela biz İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da şeyde yaşayanlar zannetmeyin ki bunlar bu deprem karşısında bigane, ilgisiz, hayır, alakasız. Böyle bir şey insan değildir yok, zaten. Öyle bir şey, değil mi? Mi? Haberleri izledikçe efendim oradaki o molozları gördükçe kanatları çöküyor ama sıcak çorbalar gördükçe, tabii, konteyner ya da çadır, tabii, kentler gördükçe, bir mekteplerin, içimiz bir nebze okullar, olsun, tabii, rahatlıyor. Rahatlıyoruz, diyoruz ki ya tamam işte oradaki vatandaşlar o kadar da perişan değil. En azından başlarını sokacak bir yer ya da çocukları için de okul açıldı. Bu çok güzel. Evet. Çünkü bu hepimizin başına gelebilir. Gerçekten sana öyle. Bana değil, hepimize tabii, olabilir. Bugün sana, yarın bana. Dediğim gibi birlik olmaya devam edeceğiz. Evet, çadır, market, hizmette. Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için konteyner çarşı ve çadır marketler kuruluyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan toptancılar çarşısı da çadırda hizmete başladı. Bakkal ve marketler ürünleri buradan satın alabiliyor. Tabii şimdi toptancılar çok önemli. Bunlar şey yapıyorlar artık, tedarik zinciri de oluşuyor yavaş yavaş. Toptancılara geliyor. Orada açılan marketler de bu ürünleri kendi bakkaliye ya da marketlerine taşıyarak vatandaşla paylaşabiliyor. Buraya çok yani diğer yardımlardan ziyade mesela en çok da kuru gıda lazım buraya. İnsanlar sonuçta çorba kaynatacaklar, makarna yapacaklar, bulgur pilav yapacaklar, pirinç yapacaklar. Değil mi efendim? Bunların hepsi lazım. Fasulye, nohut da lazım. Dolayısıyla bazı yardımdan özellikle bizi hayatta tutabilecek, bizi götürecek şeyler de lazım. Efendim, onlar da çok lazım. Dolayısıyla kuru gıdaya ve yardımların bilhassa suda tabii, içecek suda. Gerçi var, birçok şebeke bağlandı. Bazı yerlerde belki sıkıntı olabilir ama yavaş yavaş onlar da oluyor. Bunlar önemli. Yardımın sürmesi lazım. Kesinlikle. Devam etmesi lazım. Özellikle sürdürülebilir diyorsunuz, olması çok önemli şu anda. Yani bu gıdaya, yemeğe, çorbaya bizim ihtiyacımız var. Orada tabii hem Kızılay var, AFAD var, vakıflar var, değişik efendim sivil toplum örgütleri var. Bunlar da katkıda bulunuyorlar. Mesela askerimiz, ordumuz orada çadır şeyler kurmuşlar. Seyyar mutfaklar evet, kurmuşlar. Çok önemli. Çok güzel. Pazarcık'ta bir yerde bir binbaşı çıktı. Dün dinledim biraz. Orada tabur görevlendirilmiş. Burada günde diyor 4,000+ insan yemek yiyor. Yani askerin pişirmiş olduğu yemeği. Yemek. Yiyor. Çok önemli. Evet. Evet. Gerçekten öyle. Buyurun. Evet, dönüşemedi, yerle bir oldu. Kentsel dönüşüm iptali can kaybını arttırdı. Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi bazı kesimlerin engellemesi üzerine yapılamadı. Eski binaların bulunduğu mahalle depremde ağır yara aldı. Evet. Hatay efendim bu. Hatay, tabii, Antakya'ya Antakya bağlı. Evet, şimdi onun hikayesi bellidir. Hepimiz biliyoruz ama tekrar hatırlatalım. Buyurun lütfen. Şimdi Bakanlar Kurulu karar alıyor. 2 defa. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın 2 hakkı var zaten. Yani 3. defa önüne gitti mi veto edemiyor. Sürekli meclise gönderiyor. Efendim Antakya başta olmak üzere
tehlikeli, uzmanlardan böyle bir şeyler geliyor, raporlar geliyor. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu kararıyla burayı yeniden, efendim burayı yıkalım, yeniden kentsel dönüşüm başlatalım, yapalım. İnsanlarımız bu efendim bir depremde altında kalmasın, hayatlarını kaybetmesinler. Ama maalesef bunu da politikaya alet ettik. Bunu lütfen etmeyelim ama bundan sonra etmeyelim. Efendim yok burada rant var, burada müteahhitler para kazanacak, burada birileri para kazanacak şeklinde. Bu tarihi şehrimizin en güzel ilçelerinde, merkez ilçelerinden olan Antakya'da maalesef kentsel dönüşüme karşı çıktılar. Mahkemeler de o yönde karar verince yıkıldı ama insanlar altında kaldı. Daha önce yıkılmış olsaydı böyle bir felaket yaşamayacaktık. Belki kuvvetle muhtemel, yani daha farklı bir yapı olacaktı burada. Yani bundan sonra bunun önüne bu ve benzeri efendim şeyler, önlemler yapmayalım, daha doğrusu engellemeyelim. Bir an önce tabii dönüştürülsün, vatandaş sağlam yapılarda otursun. Niye can kaybı olsun? Ama ben öyle umut ediyorum. Şimdi bir kurul, bilimsel bir kurul kuruluyor. O bilim kurulu ne yapacak? Efendim raporlar hazırlayacak, hükümete ya da ilgili bakanlığa sunacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, yani biz deprem kuşağındayız tabii. Faylar üzerinde yaşıyoruz. Anadolu böyle yani. Anadolu'da yaşamak zor ama yer, sağlam yapılar, sağlam binalar, sağlam evler, sağlam daireler yaparsak hayatımızı kaybetmeyiz, evet. Allah'ın izniyle. Bu tedbirleri alalım. Bunun önünde artık kimse engel olmasın ve bence partilerin artık bu anlamda, bu mevzuda çok ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışmaları lazım. En önemli mesela, konumuz şu. Evet, yani mesela İstanbul'da yıllarca biz konuştuk, Marmara depremi geliyor, geliyor muhtemel. Efendim bir deprem geliyor ama artık son nokta 3-5 yıl içerisinde İstanbul'un dönüşmesi lazım. Yeni İstanbul'un ortaya konması lazım. Batı'da da öyle, doğumuzda da öyle. Yani Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasında böyle bir şey yapmak lazım. Bunun başka çaresi yok. Kimse önünde durmasın. Kimse bu işi politikaya malzeme, politikaya şey yapmasın. Yani farklı bir politik yönde bunları engellemesin. Gerekli mi? Gerekli kardeşim. İçinde yaşayan adam da gereklidir diyor. Bunun niye karşısında dikileceksiniz? Niye vatandaşı yanıltıyorsunuz? Neden mahkemelerde farklı kararlar çıksın? Mutlaka efendim dönüşsün efendim. Kentler dönüşüm çok önemli. Evet. Evet. Hava kuvvetleri bir ayda bir yıllık sortu yaptı. Depremlerin ardından oluşturulan hava yardım koridorunda 6320 sortu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda gerçekleştirdiği 6500 sortilik ulaştırma uçuşu sayısına neredeyse bir ayda ulaştı. Ya bir tarafta terör örgütüne yönelik 65 uçak, tabii. 71 helikopter ya. Ile deprem bölgesinde hakikaten gece gündüz arama kurtarma ekipleri yardım malzemeleri taşıdılar. Depremzedeler hava koridoru aracılığıyla bölgeden tahliye edildi. Ya. Bunlar da ayrıntıları. Buyurun. Şimdi tabii yani Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı da söylüyor, diyor ki depremin olduğu saatle beraber biz bunları planladık, ona göre efendim depremin olduğu bölgelere intikal etmeye çalıştık, planladık diyor. Yani orada bir kurmay heyet bunu planlıyor. Ona göre de uçaklar, helikopterler, askerimiz, ordumuz ne yapıyor? Konuya müdahil oluyor. Yine dünkü binbaşıdan duydum taburuyla beraber ilk etapta Kahramanmaraş'ta görevlendiriliyor. Sonra tabii Pazarcık'a da geliyorlar. Pazarcık'ta şu anda görevliler. Askerin nasıl hızlı bir şekilde müdahale ettiği işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir tarafta çadırlar kuruluyor. Bir taraftan tabii depremzede kurtarılmaya çalışılıyor. Şehirler, konteynerler kuruluyor. Bunu asker yapıyor. Öbür tarafta efendim sahra hastanelerinde yine askerler efendim vatandaşı muayene ediyor ya da müdahale ediyor. İlk gün bu. İlk gün yani deprem olmuş, yarım saat sonra ya da iki saat sonra ordu, asker sokakta. Şimdi 650 tane sorti yapmış helikopterler, uçaklar. Bir şey daha var, bir de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor. Yani ondan daha fazla, bir ay içerisinden daha fazla sorti gerçekleşiyor. Bakın bunların çoğu NATO'dan ya da askerimizin kurmuş olduğu çadırlar. Ve çok önemli. Burada da görüyoruz. Ekranda da görüyoruz.
hakikaten yani ordumuz işin başından beri, ilk saatlerinden beri işin içinde kendimizi... şimdi Milli Savunma Bakanı konuşuyor. Belki sesini de dinlemek ister misiniz bilmiyorum. Dinleyebiliyor muyuz? Hemen yönetmenine ya da, soralım. Açıyor, şimdi geliyor ses. İşte Somali başta olmak üzere Libya'da, Azerbaycan'daki görevlerimiz devam ediyor. Bunu bu şekilde düşünülmesi lazım. Bu çerçevede hal böyle iken elimizdeki bütün imkanları da sefer ettik. Bizim bu yaptığımız işlerden birincisi hava köprüsünün teşkili. İkincisi deniz seyir imkanının sağlanması. Bu manada biz 65 uçağa kadar sayımızı çıkardık. Yurt dışından gelen bazı dost ve müttefiklerin katkılarıyla 65 uçak, 71 helikopterle ciddi bir hava köprüsü sağlamak suretiyle arama kurtarma ekiplerinin bölgeye malzemesiyle birlikte intikalini sağladık. Bu havaalanları başlangıçta Adıyaman, Malatya kapalı olmaktan dolayı, Maraş kapalı olmaktan dolayı bunlar İncilik'te toplandılar. İncilik'ten bunları ilk fırsatta hava şartları müsaade ettiğinde helikopterle bunlar bölgeye gönderme fırsatı bulduk. Ve İHA'larımı da aynı şekilde bize belirttiğiniz gibi kullandık. Bir de bunun ötesinde Göktürk uydumuz var bizim. Bu uydudan aldığımız fotoğrafları da resimleri de yine burada Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlık ve birimlerle kullanmak beraber paylaşmak suretiyle de olayları olabildiğince yakından takip etme fırsatı bulduk. Bu manada bizim 6320 sortimiz var. Bu dönem içinde, şu bir aylık dönem içinde 6320. Yani hava kuvvetlerimizin normal şartlarda ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi bir yılda yaptığını düşünürsek bizim ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacaktır. Bu konuda gerçekten hava kuvvetlerimizin, kara kuvvetlerimizin uçuş personeli, deniz kuvvetlerimizin uçuş personeli büyük bir fedakarlıkla, büyük bir azimle, kararlılıkla hem arama kurtarma personelinin personelini, malzemesini ve diğer insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine taşınmasını, diğer taraftan da deprem bölgesinde geriye doğru yaralıların ve istekli vatandaşlarımızın tahliyesini ki bunlar da 21 bin, 22 bin civarında vatandaşımız demektir. Bunu da arkadaşlarımız yine bu yoğun çalışma çerçevesinde gerçekleştirdiler. Bu yani, ifadelerden anlaşılacağı üzere uçaklarla personel ve... Korkuncum, hemen Ata Bey'in yorumlarını öğrenmek istiyorum. Evet, valla 6320 sorti diyor ya. Yani gerçekten acayip bir şey öteden beri diyor. Bugün de hala içerideyiz. Bu kadar yoğun gitmiş gelmişler yani. Evet. Helikopteriyle, uçağıyla, diğer araçları da kullanmışlar. Daha niye yapsınlar, nasıl yapsınlar değil mi? Öyle, evet. Evet. Hatay'a sivil toplum köyü kurulacak. İstanbul'da faaliyet gösteren 81 ilin dernek federasyonlarının koordinatörlüğünde deprem bölgesi olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde birinci etap 15 dönüm 144 prefabrik ve ikinci etap 10 dönüm 108 prefabrik sivil toplum köyünün kurulması ile ilgili ön çalışmalar başladı. Değil mi? Onlar da yani sivil toplumlar, çok toplum örgütleri de çok önemli şeyler yapıyorlar. Demek ki vallahi ne diyelim, çok teşekkür ederim. Hatta bu isimle olsun, Hatay'a sivil toplum köyü kurulacak ya, şöyle olsa nasıl olur, isim babalığını biz yapsak ne dersiniz? Nasıl? Sivil toplum köyü değil mi? Çok güzel olur. Yani orada sivil toplum köyü dedik ya, o isimle orada bilinsin ki sivil toplum kuruluşlarında bu konuda ne kadar dahli olduğu, ne kadar güzel çalıştıkları ve böyle bir konteyner kent kurmak istediklerini de hatırlasın. Yani yöredeki insanlar da unutmasın. Evet. Sivil toplum köyü. Evet. Aynen. Yani bu isimle o köy anılsa ne olur bundan sonra canım? 100 sene sonra ya da 20 sene sonra bir delikanlı der ki ya anneciğim ya, bu ne böyle sivil toplum köyü ne demek? Evladım, burada bir deprem oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. İşte bu sivil toplum kuruluşları geldiler. Bize yardımcı oldular. Bu köyü de kurdular. Hatıraları bunların falan dese yeridir ya. Aynen öyle. Evet, helal olsun. Evet. Bir sporda da tabii aynı zamanda yani okul, sağlık ocağı, spor kulüp başkanlarımızdan gelen mesajlar var. Yani hem Galatasaray, aynı zamanda Beşiktaş Spor, ya biz işte şu köyü yapacağız, şurada şu liseyi yapacağız, şurada şu okulu yapacağız beyanları var. Önemli. Herkes elinden geldiğini yapsın tabii. Yapsın. Neden yapmasın? Evet. Hatıra olur ve aynı zamanda anılırlar yani. Orada
bir ton Beşiktaş'tı, bir ton da efendim Galatasaraylı vardır. Sevinirler. Aynen. Bak bizim takım bizim liseyi kurdu, liseyi yaptı derler. Evet. Evet, devam edelim. Buyurun. Çadırkent'te 5 yaşındaki Nehir'e doğum günü sürprizi. Depremzede Nehir Çadırkent'te 5 yaşına girdi. Yüzündeki mutluluk kameralara yansıdı. Evet, sahnede anons ederek bir doğum günü kutlamışlar ve o Nehir'in mutluluğunu ya, şu an izleyelim birlikte. İyi ki doğdun Nehir, ki doğdun diyelim değil mi? Nehir. Öyle demişler. İyi evet, ki doğdun bundan sonra Nehir. Hayatında hep güzellikler olsun inşallah. Yani bak burada sadece Nehir yok. Orada ne kadar çocuk varsa, tabii o şey eğitmenlerle beraber, aynı zamanda psikiyatrlarla beraber orada. Buyurun Nehir. Canım benim. Ay, önüne bakarak oynamaya çalışıyor. Yani çocuklarda tempo tutmuş. Bu çok canım. Önemli sosyal aktivite bu. Hakikaten bu sosyal aktivitelerle hem orada çadırda tabii bir araya gelenler, çadır kentlerde, konteynerlerde bir araya gelenler, burada tanışıyorlar, sosyalleşiyorlar. Komşu nasıl olsa belki kentte, şehirde böyle bir yakınlığı yok mu? Yoktu yani. Herkes farklı mahallelerde, semtlerde, caddelerde oturuyordu. Ama şimdi ne oldu? Bunlar da bir araya geliyorlar, tanışıyorlar. Ondan sonra gidişler, gelişler oluyor. Burada ne dostluklar kurulur biliyor musunuz? Bir sene içerisinde. Belki orada tekrar farklı yerlerde tabii konutları olur, oraya taşınırlar ama birbirlerini takip ederler, gidişler, gelişler olur. Müthiş bir şey, bir faaliyet hakikaten. Evet. Canım, o bir araya hiçbir şeyden haberi yok tabii. O 5 bilmez yaşında zaten. O kadar evet. Küçük ki inşallah hiç de hatırlamasın o yaşadığı kötü günleri. İnşallah ya. Evet, şimdi madem deprem bölgelerine moralden bahsediyoruz, yine çok güzel bir proje yapılmış. Deprem bölgelerini gezerek çocuklara tiyatro gösterisinde bulunuyorlar. Depremzede çocuklar Çadırkent'te pür dikkat tiyatro gösterisini izledi. Eminim onlar için çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir moral olmuştur. Tabii. Tiyatroda insana iyi gelen bir şeydir. İnsanı insanla buluşturan, canlı canlı izliyorsunuz orada. Hakikaten çok iyi gelir bence tiyatro. Performans değil mi? Evet. O yüzden çok güzel düşünmüşler. Okullarda tarz... piyes derlerdi evet. Mesela. Piyes daha küçük. Daha küçük, evet. Evet. Yani daha sonra ama tiyatro falan. Ama burada kostümlerle, tabii. İşte şey, dekorlarla olan tiyatro. Çocuklar da bir nebze mutlu olsun diye bakın yapılan burada bir proje. Makyajlar yapılıyor. Şeye çıkılacak bence ya. Tüm çocuk tiyatro grubu olanlar, tiyatro çocuk tiyatrosu olan patronlara buradan hakikaten seslenelim. Evet. Bu tarz, hani hep gidiyoruz ya turneden para kazanmaya. Bu sefer de para kazanmadan organizasyon yapıp tabii. Oradaki yani 11 ildeki çocukları iki oyun oynasanız ne olur hiçbir değil mi? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir tabii. Şey olmaz. Çok doğru. Da mutlu olurlar hiçbir şey olmaz derken sizin evet. Açınızdan bir şey olmaz. Ama onlar için çok önemli, çocuklar için çok önemli olur. İnşallah öyle düşünürler. Ne güzel oynuyorlar ama değil mi? Tiyatrocu bunlar, profesyonel evet. Tabii. Tabii profesyonel çocuk tiyatrosu. Çünkü çocuk tiyatrosu apayrı bir şey. Bir dönem ben de kısa bir süre çocuk tiyatrosu yaptım. Yaptım bundan bir 5 sene önce. Nasıl? Çok zor bir şey. Yani biz büyüklere yaptığımız gibi değil. Çok çünkü çocukların psikolojisi çok önemli olduğu için. Evet. Onlara özel oyunlar, hem onların öğrenebileceği, mesajları alabileceği ve çocukları orada kendinize odaklı tutmak zor bir şey. Gerçekten. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş grubu. O yüzden çok önemli bir şey yapıyorlar. Böyle basit gibi gözükse de gerçekten önemli bir şey yapıyorlar. Yani buradan dikkat çekmek ya da onların bir odak evet. Noktası tabii haline gelmek zor. Tabii onlar şimdi ne derse... Yoksa kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Tabii, şimdi buraya evet. Onların evet. Söylediği çok. Her söz, her cümle onların sahnedeki abilerin, ablaların çok önemli. Ki odağı tutsunlar, güzel doğru. Mesajlar versinler, moralleri yerine gelsin. Daha ne olsun? Evet. Evet, deprem sonrası vatandaşlar bungalov evlere yöneldi. Evet, metrekaresi 6,5 bin liradan satılan evlere talep oldukça fazla. Evet, herkes minimalize bungalov evleri tercih ediyor. İstanbul'da da çok böyle düşünüp giden, göç edenler yok mu? Tabii, var. Yani çünkü hepimiz bir korku içerisindeyiz. Kaçabilenler, emekli olanlar, İstanbul'da işi gücü olmayanlar kaçıyor yani böyle kırsal yerlere. Köyüne de gidiyor köylere. Ya da böyle evler kuruluyor. Ama bungalov ev ama daha prefabrik ev kaçıyorlar vallahi. Şimdi görüntülerimiz var. Çünkü bunlar çok depreme dayanıklı, yıkılma gibi bir durumu yok diyorlar evet. Bu bungalov evleri yapanlar. Daha belki küçülüyor hayatlarımız ama daha kafamızı sağlam. Yastığa daha rahat abi, koyacağız. Daha doğru sağlam. Söylüyorsunuz.
sadece küçülelim şey yani, değil mi? Tabii, ne olur ki küçülmekten? Bu, burada dikkat edeceğimiz şey işte yangın. Yani aman aman uzak olsun tabii, o dikkat etsinler. Ahşaptan zaman zaman işte İzmit'te şeyde öyle haberler geliyor. Evet, ona dikkat etmek lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama bu çok hoş hakikaten. Yani buralarda kalacaklar. Şimdi İstanbul boşalıyor mu acaba? Yani acaba falan. Ki şu ev kiraları hala şey yüksek. Ben biraz şeye bağlıyorum tabii. Dostlar var. Abi EYT'liydik, emekli de olduk, köye gideceğiz diyorlar. Belki öyle adımlar da var. Ama köye de tabii bir şey yapmak lazım. Köye gidince öyle boş durulmaz. Aynen, durulmaz. Yani çiftçilik mi yapacaksınız, hayvancılık mı yapacaksınız, rençber mi olacaksınız? Valla oradaki havalar çok güzel. Yani bu işin altına girseler, şunun için ben çok seviniyorum. Zaman zaman aklım çocukluğuma gidiyor. Eskiden köylerimiz üretirdi. Tamam mı? Her mamulü üretirdi. Ve onu kasabanın efendim merkezlerine taşırdı. İllere gidenler de olurdu. Bizler alırdık. Yani olmayanlar ya da yetiştirmeyenler alırlardı. Ucuz alırlardı. Güzel alırlardı. Hoş olurdu. Köylerin üretmesi lazım. Bu fiyat artışlarına da çok büyük şeyi panzehir olur. Evet. Çünkü şu anda yani köyler bile ekmeği nereden alıyor? Gidiyor marketten alıyor. Evet. Ekmeği bile mesela eskiden fırınlar vardı. Eskiden tandırlarda lavaşlar yapılırdı, ne ekmekler yapılırdı. Şimdi yapılmıyor. Gidiyor yumurtayı bile marketten ben alan köylü mesela. Biz yazın bir yerdeydim ben. Beraber bir köye döndüm. Baktım ki yumurtalar var. Şehirden almış adam marketten. Ya abi tavuk yok mu dedim. Ya var, bir iki tane de işte yetmiyor falan. Halbuki 5-6 tane yapsan bahçe var. 10 tane tavuk olsa ne olacak yani? Hadi kışın diyelim kesin, yazın gene civcivler alın, bir şeyler olsun ya da bakamıyorsanız. Böyle enteresan bir şey. Köylerin üretmesi lazım. Eğer üretirlerse, kasabalarda, şehirlerde satarlarsa birilerinin bunları bir şey yapması lazım. Yani geçmişte bu sosyoloji çok önemli. Gidecekler, gözlemleyecekler. Biz köyde yerleşen ya da köye gelen vatandaşa ne verirsek, mesela iki inek buzağı verirsek, iki inek kardeşim bunları yetiştir. Biz danasını da alırız, anasını da alırız ama sütünü sağın, efendim peynir yapın, aynen, yoğurt yapın. Ya peynirin kilosu bilmem kaç para olmuş. Bundan gerçekten dolayı öyle. Köylü gerçekten üretemiyor. Öyle, evet. Evet, yani iki tane inek ya. Peynir de temel gıda yani. En olmazsa olmazlardan bir tanesi. 10 tane keçi, o çok bol süt veren keçiler var hakikaten. Bir inek kadar süt veren keçiler var. 10 tane keçi beslese var ya, ağ olur ya. Evet. Onun sütünü, peynirini, yağını falan fiyatlar da düşer. Şimdi ne yapıyoruz? Üretmiyoruz. Köylü de üretmiyor. Şimdi köye gideceksen kardeşim üretmen lazım. Bunları takip etmek lazım. Adam ziraat yapacaksa ziraat, çiftçilik yapacaksa dediğim gibi çiftçilik, hayvancılık yapacaksa ineğini, tavuğunu, neyse keçisini, koyununu vereceksiniz. Ve zamanla 5-10 sene sonra bakacaksınız ki hakikaten durum değişmiş. Evet, inşallah. Evet, ben ona bağlıyorum. İnşallah, evet. Yani hepimiz hazır yediğimiz için fiyatlar böyle. İnsanlar üretse böyle bir şey olmaz. Evet. Evet, hasta kabulü başladı. Hatay'ın Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde inşaatı biten yeni devlet hastaneleri artık hasta kabul ediyor. Ya bu çok güzel çok olmuş. Çok güzel gerçekten. Tam da böyle cuk diye dek gelmiş. Bitmişler, evet. Hasta kabulü de başlamış. Hatay'ı o şey yapar, obsüme eder ilçelerini, Hatay'ın köylerini falan, yardımcı olur. Ben o habere çok sevindim. Ben de çok sevindim. Vallahi varsa öyle gene yarım kalmış ya da efendim ufak tefek işleri varmış, bir an önce bitirip böyle hizmete sokmak lazım. Çok iyi olur. Çünkü bazı hastaneler boşaltıldı, bazıları da efendim yıkılmış olanlar da var. Yani hastaneye ihtiyaç var, zira o şeyler... bazı hastaneler yapılıyor tabii, çadır vesaire falan, sahra hastaneleri var orada, devletin askeri gemiler var, onlar hastane olarak hizmet veriyorlar. Ama dediğim gibi böyle sağlık ocakları da var mesela, çok güzel başarılı sağlık ocaklarını böyle farklı cihazlarla zenginleştirebiliriz tabii. Evet güzel olur. Evet. Buyurunuz efendim. Peki devam edelim. Vekillik maratonu başladı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı seçimler için milletvekili adaylığı başvuru süreci de başladı. AK Parti'de başvurular bugün başlarken vekil olmak isteyenlerin
belirlenen asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor. MHP'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın başlayıp 21 Mart'ta sona erecek. Evet, yani AK Parti önemli bir jest yapıyor. Diyor ki yani milletvekili aday olacaksan bir para yatırman lazım. Onu da şu hesaba yatır, şeylere gitsin diyor. Depremzedelere gitsin. Şimdi yıllardır Türkiye'de tabii şöyle enteresan bir şey var. Biliyorsunuz yani bir liste yapılır. Efendime söyleyeyim ne olur? Efendim birileri milletvekili oluyor. Ama vatandaş ya da partililer diyorlar ki bir ön seçim yapalım. Yani o partinin il teşkilatı, kasaba teşkilatları bunlar bir üyelerine öncelikle bir sormaları lazım. Üyelerimiz bize bu kadar insan müracaat etti, ne dersiniz bunları ne yapalım falan. Onlar da hiç belki ismi o listede olmayan bir kişiyi de yazarlar. Efendim bu bizim partiyle çok ilgili ya da biz bunu başarılı buluyoruz. Bu da o listede olsun ya da bunlar efendim olmasın. Yani seçim zamanı mesela eline bir dilekçeyi alıp bir partinin önüne gidip aday olmak isteyenler de var. Hangi mantıkla ben onu bilemiyorum. Yani mesela ben bir gün Aydın Arvas Bey'e sordum, Van'da milletvekili, dedim ki efendim siz nasıl yaptınız? Vallahi dedi ben hiçbir yere bir dilekçe falan vermedim. Hep beni davet ettiler. Geçmişte yerel yönetimlerde görev yaptım ya da belediye başkanı olmak istedim. En son ANAP'ta dedi aday değildim dedi. Turgut Bey aradı. Kurucular arasına girin. Sen sosyal bir insansın. Herkes seni tanıyor. Efendim dolaşıyorsun. Rahmetli öyle anlatmıştı. Yani ben gidip bir dilekçe vermedim. Beni davet ettiler. Öyle gittim. AK Parti'de kurucu üye olarak da vardım. Partiyi Van'da da teşkilatlandırdı. Birçok vekil de böyle. Partilerin böyle bir şeyi var. Bir 60-65 civarında teknik adam ihtiyacı var. Çekirdek o komisyonlarda görev yapacak. Deneyimli insanlar belki o anda müracaat etmemiş olabilirler. Partiler onu bir buluyor bir şekilde. Efendim bizim partide bizimle beraber politika yapın. Sizi işte vekil yapmak istiyoruz. Bir de benim gibi insanlar var efendim. Niye bilemiyorum tabii, zamanı bu vekil aday adaylığı geldiği zaman partiyle bir ilgisi yok. Gidiyor bir dilekçe veriyor. A partisine veriyor efendim, konuluyor listeye, vekil adayı oluyor ya da olunmuyor. Sonra oradan darılıyor, bir başka partiye giriyor. Ondan sonra bir başka partiye böyle dolanıp geliyor. Evet, eskiden şey vardı, KOBİ vardı. Fırıldak KOBİ dediler adama en son. Çünkü meclise seçilmişti, o milletvekiliydi ama partilerin işaretlerini de karıştırdı farklı bir şekilde işte. Birçok partiyi dolaştı. O koalisyonlar döneminde bunların değeri önemliydi. Bir partiye geçersin, 2-3 kişi geçtiğinde onlar hükümet olurlardı. Birkaç partiyle bir araya gelirlerdi. Yani ön seçim çok önemli ve o partinin tabanının seçmesi lazım. Arkadaş, bu adama bizim ihtiyacımız var. Bu adamın bizim partide olması lazım. Partiye bu kadar hizmeti var. Kuruluşundan beri var. Her gün arar, gider gelir ya da toplantılara katılır. Bunları özellikle tercih ediyorlar. Bir de partinin maddi manevi o yerelde ihtiyaçları olur. Mesela bir insan vardır, iş adamı vardır. Partiyle ilgisi olmasıyla beraber sürekli partinin birçok faturasını da öder. Efendim il başkanı yemek verir, o öder. Yok elektrik, su parası var. Böyleleri de var. Yani çok ciddi bir şekilde para dökerler. Ha milletvekili olur. Milletvekili olunca ne olur? Onu bilemiyorum. Yani işte vatana, memlekete, millete hizmet ediyorlar. Ben gülmemin sebebi şu. Yani mecliste hizmet ediyorlar. Bilmiyorum. Ben görüyorum. Yani konuş dostlarım da var. Ne yapıyorsunuz abi işte? Teklif veriyoruz. İşte bir parti teklif veriyor. Onu destekliyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Kolumuzu kaldırıyoruz. Güzel. Yani milletvekilliği önemli tabii. Onu demek istiyorum. Ama hiç partilerle ilgisi olmayan, sadece seçim vaktinde efendim eline bir dilekçe alıp efendim biz sizde politika yapmak istiyoruz. Daha önce şu partiye de müracaat etmiştik. Haberiniz var ama kızdım kardeşim. Beni listeye koymadılar. Efendim ne yaptık falan, işte geldik size. Böyle dolananlar da var. Partilerin de ihtiyacı oldu mu listeye koyuyorlar ya da koymuyorlar, bir kenarda koyuyorlar. Ama benim burada istediğim, yani partiler de biliyor zaten, madem ki parti içi demokrasi diyoruz, parti içi demokrasi çok önemli, o zaman üyelerinize sorun efendim kimi milletvekili yapacaksanız. Bilhassa partinizde öteden beri hizmet eden insanlar var, haklılar da.
listeye koyun gelsin. Ama sürekli böyle 3 dönem vekillik yapmış, sonra gelmiş bir il başkanı olmuş ya da bir kenarda durmuş, tekrar liste ve efendim dilekçe veriyor. 3 dönem yaptım ama 13 dönem yapmak istiyorum. Yapmayın bunu. Tepki dağılıyor tabii bu. Tabandan tepki dağılıyor. Sonra birileri küsür, size oy vermiyor. Ya vatandaşa sorun, üyelerinize sorun. Efendim bunu bu ilde, bu ilçede, bu ilde, bu seçim çevresinde üyelerimiz, vatandaşlarımız bu ismi ya da şu isimleri öngördü. Ona göre de listeyi 1, 2, 3 yaptık efendim, sunuyoruz. Vatandaş da gider oyunu verir yani. Bunu demek istiyorum. Yoksa efendim ben sizin ilde odunu koyarsam kazanır. Siz kimsiniz? Tamam, liderler demokrasisi var efendim. Liderler demokrasisi. Yani nasıl? Millet Demirel'e oy veriyordu, Özal'a veriyordu, Erbakan'a veriyordu, Türkeş'e veriyordu. Evet. Efendim bu liderleri göz önünde bulundurarak ya da Bülent Ecevit'e veriyordu. İsmet Paşa'ya verdiği özellikle Bülent Ecevit'e veriyorlardı. Karaoğlan'a veriyorlardı. Ama şimdi verirler mi, vermezler mi bilemiyorum işte. Lider de vefat ettikten sonra vatandaş yine bir lider arıyor. O vasfı olan bu insanı arıyor. Ama diyor ki milletvekili yapacağını, belediye başkanı yapacağını da bana sor diyor lütfen. Benim irademe de saygı göster diyor. Evet. Aynen efendim öyle. Çok mu fazla konuştum bu konuda? Hayır, ben yani halkın ve parti üyelerinin konuştuklarını arz ediyorum. Kesinlikle. Bir durum tespiti benim. Evet. Evet, gerçekten önemli. Evet, rozetimle geziyorum. 14 Mayıs'ta seçim var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Burada afetzede aileler ve çocuklarla sohbet eden Akşener, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Depremlerin ilk günden itibaren sahaya çıktıklarını aktaran Akşener, herkes çalıştı, orada çalışırken oculuk buculuk yapmadan çalışıldı. Biz devletin kurumlarını, yani iktidarın yapması gereken işleri de iktidara ilettik diye konuştu. Evet, ama ben size rozet veriyorum, bana oy verin diyor. Nerede söylüyor bunu? Şey bölgesinde, deprem evet. Bölgesinde. Canı sağ olsun, aynen. Olur. Bence oraya giden liderler böyle konuşmasalar daha iyi olur. Ben o vatandaşın psikolojisini biliyorum. Ben Vanlıyım, depremi yaşadım. Depremleri takip ettim. Marmara depremini biliyorum. Sakarya'da vatandaşın düşündüğü bir tek şey var. Ben eski hayatıma nasıl dönerim ya? Kim beni eski hayatıma döndürür? Ben nasıl dönerim diye normalleşirim. Onu düşünür. Hangi partiye ya şu lider gelmiş, bu gelmiş, ona mı oy vereceğiz, buna mı oy vereceğiz falan bakmıyor. Ben nasıl eski hayatıma döneceğim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ne diyor? Ben bir sene içerisinde size evlerinizi teslim edeceğim diyor. Tamam mı? Öyle bir şey yapıyor ve ne yapıyor? Temeller kazılıyor şimdi. Şimdiden o evlerin, o kentlerin, o mahallelerin temeli efendim kazılıyor. Bu kadar net efendim. Fotoğraf budur efendim. Evet, buyurun. Peki. Yusufeli suyu şehre dayandı. Barajın suları Yusufeli ilçesine ulaştı. Caddeler ve sokaklar suya gömüldü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kapakları kapanan dünyanın 5. büyük barajı Yusufeli'nde su seviyesi 78 metreyi buldu. Taşınma işlemlerini sürdüğü ilçede ev, iş yeri ve sanayi bölgesi su altında kaldı. Ana caddeyi kullanan büyük araçlar suya aldırış etmezken yol ortasında arızalanan küçük araçlar yardımlarla kurtarıldı. Yani geçmiş olsun. Ben o aklı da öncelikle anlamadım yani. Su geldi, evet. Su taşıyacak, doluyor denmesine rağmen evet. Vatandaş inatla eski yerde duruyor. Şey yapmamışlar, ben ciddiye mi almadılar acaba? Ya, yani ciddiye mi almadılar yoksa ya olur mu? Buraya kadar da su vurur mu? Vurur efendim, dolacak orası. Öyle bir yani dünyanın üçüncü harikası ya da önde gelen barajlarından bir tanesini yapıyorlar orada. Evet. Lütfen inanın efendim, baraj bitti ve su birikmeye evet. Başladı. Evinize, kapınıza, aracınızı yutacak şekilde olacak. Lütfen yukarıya çıkın efendim. Size tahsis edilen, yapılan yeni ilçenize taşının lütfen Sayın Yusufeliler. İnanın efendim yani. Evet, su evet. Birikiyor. Aynen. Lütfen. Ya biraz daha ne kadar kalırsak faydalıdır. İşte biz burada doğduk, büyüdük. Çok güzel. Benim de çok sevdiğim bir ilçedir Yusufeli. Çok güzel, doğası, tabiatı harikadır. Defaten gittim ama beni en çok etkileyen tarafı var. Bir cuma günü, cuma olduğunu da bilmiyorum ben, dalmışım. Dükkanlara, hangi dükkana girdiysem kimse yok. Bir iki dükkanın önünde sandalye gördüm. Bir hanımefendi yukarıda seslendi. Beyefendi dedi, bugün cuma ama dükkanlar açık dedim. Olsun dedi, bizde dükkanlar kapanmaz. Ben o cuma lafını duyunca cumaya katılmak için paldır küldür camiye gittim, yetiştim de.
Sonra geldik tabii açık her tarafa girdik. İşte bir bisküvi mi alacaksın, bir şey alacaksın. Yani sigara diye söylemiyorum. Söylememek lazım zaten. Bir de cezaevinde efendim biz akşam orada da kaldık bir akşam. Sağ olsun Orman ilçe başkanı bizi şey yaptı, müdürü. Ağırladı. Bizi konuk etti. Hı hı. Orada bir misafirhane de var. Cezaevine gittik, yazık hiç kimse yok. Cezaevi müdürüne, şefine dedim ki niye kimse yok? Bizim burada dedi kimse cezaevine girmez dedi. Yani hı hı. Öyle bir suç falan oranı yok. Sıfır. Cezaevi hı hı. boş ama orada bir cezaevi de gördüm. Çok tuhafıma gitmişti. Evet. Enteresan, Yusuf evet. Ali bu. Evet. Dedenin Azmi 84 yaşında ortaokuldan mezun oldu. Ailesine destek için eğitimini bırakan 25 torun sahibi Dede Öztürk 84 yaşında mezuniyet belgesi aldı. Evet. Vallahi ne denir ki, helal olsun yani. Örnek olsun. Kemal Sunal aklıma geldi. Evet. O da değil mi? İleri yaşlarına falan evet. İletişim Fakültesini tabii evet. bitirdi İstanbul'da. Vakit bulamadım diyordu adam. Yani ben diyor çalıştım, ben çalıştım. Bazı insanlar öyle hakikaten vakit bulamıyor. Bazıları da çok geniş vakit buluyor. İş sahasında da böyledir. Yani hı hı. bakıyorsunuz bazıları yani oturuyor demek uygun değil tabii ama gizli işsizlik hep olur. Yani her yerde olur, kurumlarda da olur. Çok rahatlar, çay, kahve, Nescafe gidiyor. Birileri de koşturuyor sürekli. Yani adam yetiştiremiyor. Ama işte burada bir şey çıkıyor ortaya. Ne yapacaksınız efendim? Burada verimli olan, performansa bakacaksın. Ona göre o insanı ödüllendireceksin. Maaşında ya da bir şekilde taltif edeceksiniz. İltifata şeydir, tabidir biliyorsunuz marifet. Şimdi amcam 84 yaşında ama okuma aşkı var. Evet. Adamda bitmemiş ki sürekli okuyor. Ne güzel. Ben öyle insanlar görüyorum, elinde kitabı düşürmüyor. Yani okumuş da ya da okumamış da. Mesela bir şeyde Beyaz Saray'da kitapçılar şeyi vardı öğrencilik yıllarımızda orada. Ya bir tane adam geldi, devlet dairesinde de memur, ortaokul mezunu. Bir sürü böyle dosyalarla geldi, romanlar var dedi ki bizde roman olmaz. Yani öyle bir formatımız yok, farklı şeyler basıyoruz. Neyse biraz da gönül koydu. Adını söylemeyeyim ama ondan sonra 12-13 tane romanı farklı yerlerde basıldı ve satıldı. Yani... Adam ortaokul mezunu. Öyle romanlar yazdı ki yani ben de çok merak ettim. Hatta basılmadan önce ya editörlüğünü işte bana da getir. Ben bir arkadaşıma söyledim, okuyordum. Yani adamda öyle bir hikayecilik var ki bildiğiniz gibi değil. Edebiyat bilmez. Yani öyle biliriz. Diploması yok ama adam ortaokul mezunu. Devlet dairesinden de memur. Adam romancı oldu ve çok ciddi de paralar kazandı. Onu da söyleyelim hemen. Evet. Evet. Atabeyciğim teşekkür ediyorum. Biraz soluklanın. Devam edeceğiz sizinle ve haberlerimiz efendim. Öyle gündeme mi? Dair ve hayata tabii. dair haberlerimiz devam edecek. Kısacık bir ara, aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, reklamların ardından burada her şey var. Devam ediyor efendim gündeme ve hayata dair haberlerimizle birlikte. Hemen canlı yayın telefon numaramı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0212 454 55 71 sosyal medya hesaplarımızın da efendim TGRT EOTV'den de tüm hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram sayfamdan yazarsanız efendim mesajlarınızı görmüş olurum. Evet Atabeyciğim, evet, devam etmek istiyorum. Valla devam bir şey edin seçkilerinizle bir yürüyelim bakalım. Peki. Medya seçkilerinizle gidelim. Evet, önemli bir konu. Biz de programlarımıza zaman zaman yer veriyoruz. Güzellik salonlarının reklam oyununa ceza. İğnesiz dudak dolgusu, ameliyat izi tedavisi gibi tabipler tarafından uygulanması gereken işlemleri yapan firmalar toplam 788.560 lira para cezasına çarptırıldı. Hastane yani, gibi çalışıyor. Sağlık kuruluşu olmadığı halde tıbbi işlem uygulanıyor. Yani bu botoksmuş, dolgumuş, bunları doktorların yapması gereken bir şey. Güzellik salonlarında yapıyorlar ama medikal doktorlardan bahsetmiyorum. Bir de medikal doktorlar var. Onlar iğneli işlemleri yapabiliyor. Ameliyat dışındaki işlemleri yapabiliyor. Bu bizim dediğimiz merdiven altı güzellik salonları, öyle değil mi Atabey? Evet. Yani bunlar dodaklar birbirlerine benziyor. Bütün mahallenin dodakları falan. Yaşayan insanlar illa işte böyle olsun, dudaklar böyle olsun, kaşlar, kiprikler böyle olsun. Vallahi insanlar birbirine benziyor. Gidip geliyorlar. O ayrı bir şey. Bir de bakın şurada bir şey var. Yani güzellik salonu mübarek, sanki adam hastane ya.
Evet, beş gerçekten. Yıldızlı hastane gibi ya. Gerçekten öyle. Çok kötü ya. Yani insanlar zehirlenebilir. Ya medyada gördük ya, sayısız örnekleri var medyada. Hayatını kaybedenler vardı Atabey yani. Yüzü gözü efendim şey içerisinde doktorlar uğraşıyor, devlet hastaneleri uğraşıyorlar. Çarşamba pazarına dönen o güzel suratı. O dudaklar yani yemek Teala, yenmeyecek hale geliyor. Tabii ya Allah ya Teala yaratmış, o kadar gördük. Güzel de yaratmış ki. Yani kardeşim sen neyini değiştiriyorsun? Niye değiştiriyorsun? Bırak orijinal kal biraz ya. Neden yapaylık? Ben anlamadım yani adam yani. Ya, hakikaten çok kendine kötü. Bakmak başka bir şey ama birine benzemek ya da işte merdiven altı bir yere ucuz diye gidip mahvoluyor yüzü ya. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Yani. Bak ne güzel dediniz, birisine benzemek. Ya kendin gibi kal. Zaten kendiniz gibi kalırsanız diğerinden farklı olmuş olursunuz. Yoksa birbirine benzersiniz. Şimdi gençlerin taş tıraşına benziyor bu. Ciddi söylüyorum. Hepsi aynı ya. Birisi de bir farklı tıraş olsa ya da saçlarını kesmese ne olur kardeşim ya? Mesela... Buradan alınıyor, burada tepede kalıyor ya, deve hürgücü gibi falan. Evet. Şimdi mesela ekranların karşısında bizi izleyenler şey diyebilir. Ya Arzu sen yaptırmıyor musun? Tabii ki ben yaptırıyorum ama ufak tefek yani botokstur. Hani gidip de yüzüme dolgu yaptırmıyorum. Hmm. Botoksumu, vitaminimi, işte cilt bakımı her şeyimi yaptırıyorum ama ehli insanlara yani doktorlara gidiyorum. Medikal doktorlara gidiyorum. Ya da estetik cerrahlara gidiyorum. Yani evet. Ameliyatlık bir durum yok Allah'a bin şükür. Ama böyle ufak tefek şeylerimde bildiğim bir yerlere gidiyorum. Yoksa okuduğum ay burada iğnesiz dolgu yapıyorlarmış. Öyle bir şey yok. İğnesiz dolgu diye bir şey yok. Dolgu yaptıracaksanız bu dolgu enjekteyle, iğneyle enjekte edilir cildinize. O yüzden bildiğiniz yerlere tabii ki gidebilirsiniz. Herkesin isteğine kalmış estetik. İsteyen tamamen büyük dudak yaptırır. İsteyen cildini kaldırır. Hani ona biz tabii ki karışmıyoruz. Ama önemli olan İşin uzmanlarına gitmek, merdiven altına gitmemek, hayatından olan insanlar vardı. Çünkü biz burada çok verdiğimiz için evet. Dikkat etmek gerekiyor diye gerçekten düşünüyorum. Öyle değil mi Atabey? Gerçekten dikkat etmek lazım. Sağlık çok önemli. Yani sağlığınız bence öncelikle sağlığı öncelemek lazım. Önce kesinlikle. Ayakta durmak lazım. Hayatın devamı için çok önemli bunlar. Yani güzellik ondan sonra da geliyor. Aslında bu konuda bir cevaz da var. Yani bazı hocalar diyorlar ki yani karşıda hakikaten kötü bir imaj oluyorsa, çirkin görünüyorsa işte kaşını gözünü falan bunlara dokundurabilirsiniz diyor. Yapılabilir. Ama arkadaş illa birisine benzeyeceksiniz yani kendin olmak varken. Yani ben bazen görüyorum insanları. Bir arkadaşım anlatmıştı, eczacı bir hanımefendi. Dedi ki benim kızım dedi banyoya giriyor, lavaboya giriyor. Mesela Türkan Hanım'a benzeyecek diye. Öyle bir şey yapıyor diyor. Ondan sonra kendisini Türkan Şoray zannediyor. Ya kolay değil ki bu aktörler yani. Onların ne geldiği bir yol var. Yani makyaj da mı yapıyor? Makyaj yapıyor, bir şeyler yapıyor diyor. Nasıl anne diyor, Türkan Hanım'a benzedi mi? Allah. Benzememişsin kızım, berbat olmuşsun yani diyor. Yani değil mi yani? Kendin kalmak, orijinal kalmak. Evet dediğiniz gibi siz bir oyuncusunuz. Aynı zamanda sunucusunuz. Belki bazı dokunuşlar oluyor. Ben bilemiyorum yani. Ama ben şimdiye kadar yapmadım. Yani ihtiyaç var mı? Evet var biliyorum farkındayım. Hayır, ama bir karizma da olsun canım yani. Ha dişlerim de şurada burada. Yaşanmışlıklarım diyorsunuz. Tabii yani en azından beni izleyen adam ya bak bu da yani bir hatırasını anlatıyor. Bir yaşanmışlığı bize şey yapıyor, aktarıyor. Bir tecrübesini aktardı. Ben bir şey öğrendim tabii falan. Bak çok ben önemli. Sizi böyle gergin bir yüzde hatıralarınızı anlatırken tabii, bir şey hayal olmaz, edemedim. Olmaz. Zaman zaman da kahkaha atıyoruz. Aslında bazen ağlayacak halimize gülüyoruz. İşi deliliğe de vurmuş aynen olabiliriz. Öyle. Ama siz biliyorsunuz bunları yani bir hanımefendi olarak. Güzellik salonlarının bu işe bir el atmamaları lazım. Kesinlikle lütfen öyle. Yapmamaları kesinlikle lazım. Bizim daha uyanık olmamız lazım. Hem her şeye bizim de lazım. Yani vatandaşın da buraya giderken bir 10 defa düşünmesi lazım. Sağlık. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Başka, evet. Aynen en önemli şey sağlık. Evet. Devam edelim buyurun. Haberlerimizle. Göçmen kuşlar gelmeye başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yaban hayatı da canlanmaya başladı. Karların çayırlık alanlarda erimesiyle 2500 rakımlı keklik deresinde angutlar, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu, sığırcık gibi birçok kuş türü barınma ve üreme için sulak bölgelere indi. Şimdi benim cumartesi günü bir bilim insanı üniversitede bana bir görüntü gönderdi. Evet. Ataullah Bey dedi bunu İHA'yla da paylaşabilirsiniz. Ben yıllardır işte üniversitede şurada burada falan
Vanlıyım dedi, ben böyle bir şey görmedim. Yani bu ayda flamingo gelmez dedi. Aa, evet, ama erken. Van Gölü'nde tabii flamingo zaten gelir. O, onu bilir ama biz Nisan'da, yani Nisan ortalarından sonra Mayıs'ta haber yaparız. Çok da haber olur. Evet, çok doğru, da güzel. Biz de çok verdik programımıza flamingoları. Çok güzel fotoğraflar verir ama adam şimdi köyüne gitmiş. Köyde dönünce flamingo görünce adam şaşırmış erken. Yani. Ne oluyor, Mart'tayız. Daha Mart'ın ortası. Nereden çıktı, ben ne duydum ne böyle bir şey. Van'da aman aman öyle bir kar yok tabii. Bahçe Saray'da olabilir, Müküs'te falan vesaire ama Van'da hakikaten merkezde yok ve havalar çok güzel. Van Gölü de Marmara kadar neredeyse bir deniz gibi bir göl. Kapalı havza olduğu için zaten Van Gölü deniliyor. Şimdi burada bu kuş geldi. Bu kuş yani hisleriyle hareket ediyor. Akıllı değil bu hayvanlar ama geldiği yer de demek ki öyle artık bunaldı ki, sıcak ki buraya geliyor. Yani bakın Kars'ta diyorsunuz yani, evet, Kars'ta evet. Göçmen kuşlar var. Van'da flamingo geldi göle. Peki Afyonkarahisar'da ne olmuş? Onu da söyleyeyim, hep birlikte bir yorumlayayım sizden. Afyonkarahisar'da Mart ayında kar sürprizi. Evet, kentin yüksek kesimleri kar yağışı görüldü ve yine beyaz gelinlik demişler. Tabii. Efendim muhabirleri beyaz gelinliğini giydi. Vallahi evet, ben... yani hava sıcaklığı bir anda düşüyor Afyonkarahisar'da ve kar bir tarafa dediğiniz gibi flamingo geliyor. Hah, bir tarafta bahar işte çiçekler açıyor, bir tarafta da kar. Tabii yani böyle çok ciddi de bir kar yağmış. Öyle ya da böyle bakın görüyoruz, biz görüyoruz yani. Şimdi ben Türkiye'de Mart'ta kar gördüm, dolu da gördüm. Hatta Nisan'da da hatırlıyorum. Evet, evet. Mayıs'ta diyenler de var ama eskiden değil mi öyleymiş? Eskiden. Son dönemlerde biz hem sonbaharı hem baharı yaşamıyoruz biliyorsunuz. Bir anda bahar bitiyor, bir bakıyorsunuz efendim yaz ayı içerisindesiniz. Aynen. Haziran'da kendinizi buluyorsunuz ve dereceler 22-25'i gösteriyor. Fakat bir hafta öncesinde 13 derece vardı. Şimdi şuradan şey yapıyorum. Mesela İstanbul dünden şey cumartesi bugün de şey pazar günü de ve pazartesi ciddi bir soğuk. Dereceler düştü. Aynen. Kar soğuğu var. Gerçekten yağış öyle. Da aman aman öyle olmadı. Bir yağmur çizeledi gitti. Hani İstanbul'a yarın öbür gün bir kar yağarsa şaşırır mıyız? Şaşıramayız ama derecelerde 13'ü gösteriyor. 13'lü derecelerde kar yağar mı İstanbul'da? Onu bilemiyorum evet. Ama Allah Teala'nın iradesi dahilindedir. Bir bakarsınız Mart'ta efendim İstanbul'a yarım metre kar yağar. Yağar mı? Evet, yağar. Tabii. Geçmişte olmuş. Biz bunlar olmaz demeyiz. Böyle bir yağış raporu da var. Onu da söyleyelim. Havalar soğudu hakikaten. Evet. Evet. Temel Dede'nin tek isteği Erdoğan'ı görmek. Silivri'de yaşayan 91 yaşındaki Kore gazisi Temel Aslantaş'ın tek isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görebilmek. Dileğini gerçekleştirebilmek için oğlu ile birlikte Ankara'ya gideceğini söyleyen Temel Aslantaş, "Çarşamba günü geliyorum Cumhurbaşkanım, beni bekleyin." dedi. Şimdi, bakalım buluşacak mı Kore gazisi şimdi, Temel Şimdi ne yapsın dedi. Yani romantik aşık bu şimdi. İlla buluşacak. Olabilir. Ben sevgiye, muhabbete inanıyorum. Hür bir duygu. İstediğiniz kişiyi sevebiliyorsunuz. Efendim şimdi burada hizalamış gideceğim diyor, seviyorum diyor. Göreceğim diyor. Evet ne diyelim yani mutlaka duyguların karşılığında görür orada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ayaküstü olsa kabul eder, görüşür. Şimdi çok enteresan. Geçen gün bir kitapta okudum. Eğer yani bir kültürümüzü yaşayan bir insan yani sevilmiyorsa, aranmıyorsa, bilhassa aranmıyorsa... O gerçekten bu kültürü, bizim kültürümüzü efendim benimsemiş değil. Yani bazen böyle bakıyoruz, efendim Müslüman aranan kişidir diyoruz ya. Hı hı. Eğer gerçekten ona göre hareket ediyorsa, gerçekten öyle hem aranır, hem sorulur, hem de yokluğu şey yapar. Ne yapar? İnsan üzerine bir etki yapar, eksiklik olur. Ama bizim gibi şimdi günümüze baktığımızda Müslüman olarak insanlar birbirlerinden kaçıyor. Aman aman diyor bana bulaşmasın. Aynen. İşte orada problem var, tamam mı? Yani orada kendini sorgulayabilirsiniz. Ben ne kadar Türk'üm, ne kadar Müslümanım, ne kadar insanım, onu demek istiyorum. Evet. Ama böyle sevgiler de olur. Ama yani illa bunu sev ya da niye bunu sevdin, şunu sev diyemeyiz. Dediğimiz Aynen. gibi hür bir duygu sevgi. Kesinlikle. Evet.
Şehir hayatından sıkıldı, huzuru çobanlık yapmakta buldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Ergün Opak şehir hayatından sıkıldı ve çobanlık yapmaya başladı. Durasan köyünde ücretli çobanlık yapan Opak günün ağarmasıyla birlikte mesaisine başlıyor. Çobanlık yapmadan önce çeşitli işlerde çalıştığını, pandemiden dolayı bunalarak işten ayrıldığını ifade eden Opak, 5 aydır ücretli çobanlık yapıyorum. Şu dünyada üstümdeki kıyafetlerden başka bir şeyim yok. Bekarım, babam 98'de, annem 2000 yılında öldü. O zamandan beri tek başıma yaşıyorum. 110 hayvan güdüyorum. Hayvanları çok seviyorum ifadelerini kullandı. Şimdi evet, tabii tabiat biraz güzel. Biraz erken bunalmış. Evet, 55. Yani evet, 55 yaşında. Erken bir yaş. Artık tak demiş canına, çekmiş gitmiş köyde. Rençberlik yapıyor ya da şey yapıyor, çobanlık yapıyor. Enteresan, böyle insanlara biz şey yapıyoruz, denk geliyoruz. Belki tutunamadı, aman aman öyle derin arkadaşlıklar ya da muhabbetler de kuramadı. Hayvanları da ve hayvanlarda bulunabilir. Evet, başka canlılarla, evet, başka bir canlıyla. Yani mesela bakın, bu hayvanları gidiyor ve hoşuna gidiyor. Bir işe yaradığı var ya, insanın bir işe yaradığını hissetmesi kadar kesinlikle güzel bir şey yok. Aynen. Yani bir işe yarayacaksınız. Adam diyor ki, ben bu işi için dünyaya gelmişim. Çok mutlu. Şehri de terk etmiş, gitmiş. Halbuki ben sosyal ya da cemiyeti çok, hayatı çok seviyorum. Hı hı. Yani mesela ben böyle bir yerde yaşayamam. Bugün belki olsa yaşayamam. Belki 2-3 gün gider bir o kadar, tatil, ya, o kadar. O kadar yani, ben yaşayamam. Benim insanların arasında olmam lazım, konuşmam çalışmam lazım. Ben böyle bir duygu taşıyamıyorum. Kesinlikle. Fakat arkadaşımız huzuru çobanlıkta bulmuş. Ne diyeceksiniz? Hayırlı olsun ama erken bir bunaltı. Ben öyle yani tasavvur ediyorum, çünkü 55 yaş kendinizi tecrit etme zamanı değildir. Hani biraz daha böyle yaşlanırsınız. Ama yine de çalışıyor. Hani çobanlık yapıyor sonuçta. Tabii yani bir işe yarıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ben insanlardan efendim uzak durdum falan diyor ama bir işe yaradığını, işte bu insanın, bu insanı bu mutlu eder. Şimdi ben gazetecilik yapmazsam, mesleğimi yapmazsam, işe yaramazsam, o zaman kendimi çok mutsuz hissederim. Aynen. Ben bakın burada bir işe yarıyor. Mutlaka bir insanın bir işe yaraması. Evet, bu insan bu işin adamıdır ama aynı zamanda hobilerinin de olması lazım. Kesinlikle. Yanında bir iki tane. Onları da yarı buçuk yapması lazım. Ama esas sevdiği, bildiği işi yaparsa mutlu olur. Evet. Kuzunun güzelliğine bakın efendim. Evet, evet. Çok vallahi güzel gerçekten. Güzel. Evet, Ardahan'ın yöresel lezzetleri deprem bölgesine destek için Pendik'te Görücü'ye çıktı. Evet, Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden kaz eti, bal ve kaşar peyniri bu sefer depremin yaralarını sarmak için Pendik'te Görücü'ye çıktı. Yöresel yiyeceklerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ile festival için hazırlanan atkılar, rozetler ve birçok sembolik ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı depremzedelere ulaştırılacak. Şimdi yani müthiş bir şey hakikaten. Kars'ın lezzetleri, evet. Kars'ın perde döneri de çok güzeldir. Evet. Et yemekleri çok güzeldir ama kaz, yani kaz eti, deyince, kaşar deyince kaşar, insanın tabii aklına Kars geliyor, Ardahan geliyor. Şimdi Ardahan, Kars çok dolaştım. Bakın efendim, bu da şey. Bu kaz eti mi peki? Bu döner şey mi? Bu döner değil. Buna Erzurum'da cağ kebabı diyorlar. Kebap. Evet. Yani bu cağ kebabı demek ki orada da yapılıyor. Güzel, ne güzel, vatandaş yiyor. Zaten Kars, Erzurum, Ardahan bunlar iç içe girmiş. Tatlılar. Hatta Iğdır, Ağrı, bu havza evet iç içe girmiş. Yemekleri, oh, tatları, baklavaları. Özlemeler. Evet, çok güzel bu. Mis. Yani ben hakikaten böyle bir hatıram var. Kars'a girerken girişte arabanın arkasında çocuk dergisi var farklı sayılarda. Hı-hı. Çocuklar kuyruk oldu. Ya. 50 kişi 60 kişi o çocuklara, ay, o zaman dergi verdim. Ya bir teyze de bir şey kaz yapmış. Evet. Belki uzaktan akrabalarım gelecek diye. Fakat benim bu çocukları sevindirmeme onun da çok hoşuna gitmiş. O kazı getirdi. Dedi ki, evlat dedi, yani hoşuma gitti. Siz çocuklarımızı sevdirdiniz. Ne güzel. Allah da sizi sevindirsin. Bu kazı yapmıştım, pişirmiştim, hazır. Nasıl tadı Ata Bey? Valla harika. Biz iki neye gün, üç gün bitirdik. Tavuk gibi mi? Tavuk tavuk. Tavuğa yakın ama kaz eti biraz güzel daha mi? Güzel. Çok hoşuma gitti. 2-3 gün yedik ama. Ne güzel. O yollarda falan. Ne güzel, küçük ne güzel. Mini şey var. Onun içine koyuyorduk. Sonra çıkarıyorduk bir yerde, bir suyun kenarında falan. Yanında tabii salata falan olunca da 3 gün yedik ya. Ondan sonra bitirdik. Kaz da kazmış yani. Ya,
öyle yabana atmamak lazım. Evet. Ardahan'da, Kars'ta deyince Ozan tabii gelir. Evet. Merhum Çobanoğlu vardı. Kalenin dibinde kahvesi. Aldı sazı eline, söyledi bakalım ne söyledi. Biz onları izlemeye giderdik, evet, akşamları. Evet. Ya yani bir kültür tabii, evleri ve, ayrı bir kültür, ve evet, çok güçlü sözler de, laflar da ederlerdi. Bir müthiş bir edebiyat. Yani ayakta edebiyat. Çobanoğlu'nu unutmak mümkün değil. Türk edebiyatına büyük şeyi vardır. Allah gani gani rahmet, amin, etsin. Evet. Ne güzel. Evet. Evet, devam edelim. Şenobalı kadınlar hem bin yıllık geleneklerini yaşatıyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Evet, Şenoba Adem'de üretilen bere, çorap ve oyuncaklar depremzedelere gönderildi. Evet, Şırnak'a gidiyoruz şimdi. Şırnak'ın Uludere ilçesine. Burada 5 aile destek merkezi açıldı. Hı hı. Hem yüzlerce kadın iş buldu hem de o bin yıllık kültürlerini yaşatmaya başladı. Evet, ve burada da hem ev ekonomilerine katkıda bulunurken ama tabii ki bu kazandıkları da depremzedelere gönderiyorlar. Bir de görsel olsa var ya. Görselimiz de var. Neden biliyor musun? Şimdi bazen anlatamıyorsunuz. O Anadolu'daki kadının, o bacımızın, annemizin o dayanışması, ortaya koymuş oldukları zanaat, sanat ne derseniz deyin. Müthiş şeyler üretiyorlar. Bir defa halı çok önemli. Halıyı yapıyorlar. Elle, el halı ve kök boyadan. Harika bir şey yapıyorlar tabii. Ondan sonra çorap öyle. İnce ince çoraplar yaparlar. Atkılar öyle, bereler öyle. Yani yaptıkları tabii hakikaten ortada. Bunu tabii depremzede ya yapıyor bunu oradaki efendim. Tabii. Yapmışlar. Geliri bakın, görüyorsunuz. Gidecek, geliler, evet, oraya gidecek. Halılar da var. Aa, cam şişeler de var. Evet. Belki öyle bir ünite de var. Onları da üretiyorlar. Halıları görüyorsunuz değil, evet, mi? Bunlar hatıralar. Birçok ofiste bunlar süs, evet, olarak, evet, evet, olur. Yani neden olsun, o yörenin ekonomisine büyük unuttuk bir katkı. Unuttuk o eski halıları. Tabii. Hep makine halıları var artık. Şu, tabii, hani şu el yapımı halıları gerçekten unuttuk. Evet. Yani aslında çok önemli. Hanımefendilerin ördükleri var. Ya. Şırnak çok çok güzel bir yer. Şırnak'a bilmem gittiniz mi? Gitmedim. Bence gitmediyseniz gitmedim, herkesi Şırnak'a davet ediyorum. Bir defa Şırnak'a gidin, Şırnak'a görün. Çok güzel bir memleket. Çok harika bir ilimiz. Evet, eskiden tabii ilçeydi. Şimdi güzel bir ilimiz. Vallahi koyun da var, davar da var o yörede tabii. Hakiki gün heybe midir, nedir bu işte? Heybe. Evet. Evet. Omuzdan, ya şu güzellik, bu sanatı ya. Ellerinize sağlık, göz nuru şu gerçekten. Şu sanatı görüyor musunuz? Yani şimdi çocuklar atıyor omuzlarına çantaları falan. Bunun yanında solda sıfır kalır ya. Al bunu ama böyle. Ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumda böyle heybeleri var, kullanılır, var kullanırdı kadınlar. Hayır, değil mi? Balkanlarda olur, Trakya'da da olur. Evet. Buralarda da yün var ve bunların çoğu kök boya ile yapılıyor. Yani öyle şey boya değil. Fabrika işi boya diyelim, kullanmıyorlar ve bu boyalar yıkadıkça güzelleşiyor. 50 yıl, 30 yıl o halılar, o boya böyle falan pırıl pırıl. Yeter ki güneş vurmasın, solmasın. Yoksa o boyalar gidiyor. Evet. Ben burada cam şişe baksana, yani kavanoz falan vesaire yapmışlar. Onu bilmiyordum. Burada şu mesela hanımefendinin üstünde, mankenin üstündeki şeyi görüyor musun? Yöresel giysi bu. Yöresel, otantik kıyafetler, çok hoş bir şey. Evet. Evet. Evet, mevsim geçişi aktarlarda işleri arttırdı. Mardin'de mevsimin kıştan bahara geçiş yapmasıyla birlikte artan griplere karşı insanlar aktarlara talep göstermeye başladı. Evet, yine her zaman olduğu gibi zencefil en çok talep görenler arasındaymış. Evet, tam mevsim geçişi gerçekten ya. Benim de sesimden anlıyorsunuz. Ben de artık antibiyotik kullanmak durumunda kaldım. Önce evet, bana oldu, sonra size oldu önce tabii. Önce siz, evet. Yani eğer benden hayır, kaptıysanız hayır, yok, kapmadım, ama hayır, aradan çünkü iyileşmiştim, evet, ben bir evet, haftaya da 10 gün sonra sizin oldu. Evet. Buyurun. Yani gribe karşı en çok ne kullanılıyormuş, o bilgiyi de verelim. Tabii. Kiraz sapı, rezene, zencefil. Bunlar ayrı ayrı veya birlikte de kullanılabiliyormuş. Çok kaynatmadan tüketmeyi öneriyoruz diyor aktarlar. Kiraz sapını gül hatmi veya sütle birlikte de tüketilebilirmiş. Gribe karşı koruyucu bunlar. Tabii. Koruyucu yani reçeteler. Kesin yani bunlar. Hani deriz ya, ne varsa eskilerde var. Gerçekten bunlar kullandığımız ilaçların yanında artı bir boğazı rahatlatıyor, sesi rahatlatıyor. Sizin de sesiniz tabii, ne kadar tabii tabii ben çok kullandım İbrahim bunu. İbrahim abinin yaptığı zencefilli çaylardan içtik. Tabii. İzliyordur şimdi bizi İbrahim abicim. Sana el sallıyorum buradan. Evet. Kesin izliyordur. Tabii. Zencefilli ha, işte içinde meyveler. Çok değişik kuru, meyveler şeyler, evet, tabii. Evet, meyveler koyuyor. Ben de inanın birkaç gün onlarla kendime geldim. Öyle yayına çıkabildim.
Boğazı yumuşattı, göğsü yumuşattı. Aynen. Kesin. Evet, rezene çayı da çok kıymetli. Rezeneyi ben normalde de kullanırım. Rezeneyi biberiye ile karıştırıp hem mideye de çok iyi gelen bir şey rezene. Biberiye bir erkek hastalığına da çok iyi mi? Geliyor. Ha, tabii. Bilmiyorum. Mesela prostat, onu söyleyeyim Allah burada. Allah Allah, yani ben tabii, de biberiye kullanırım. Biberiye çok büyük yani. Faydaları var. Beyefendilerde de rahatlatma meydana getiriyor. Evet. onu güzel. Da söyleyelim. Evet. Tabii bu gerçekten alternatif. Tabii. Tedavi olarak evet. Bence çok faydasını görüyorum ben bu çayların. Ama dediğim gibi yani bakın bunları kontrollü karıştırırken. Kontrollü kullanmak, kontrollü. Evet ve aynı zamanda çok kaynatmamak lazım. Aynen. Yani kaynamış suda demleyebilir. Demleyecek, hemen bardaklarınıza, fincanlarınıza koyacaksınız, içeceksiniz, tüketeceksiniz. Öyle bir saat sonra, iki saat sonra hayır, evet. Bakın zararlı da olur. Evet. Oranları da iyi bilmek lazım. Yani neyi ne kadar efendim harmanlamak lazım. Bir defa buralarda alırken iyi öğrenmek evet. Lazım. Yani bunu artık bizim bilmemiz lazım. Kültürümüz bu çünkü yıllarca kiraz kullanmış. Kiraz sapı ödeme de çok iyi geliyor. Tabii. Hanımlar tabii. Özellikle ödem oluyoruz ya bazen. Evet, o şişiyoruz. Kiraz söküyor çünkü. Evet. Yani mesela göbek yağları için çok önemli diyorlar. O bir de fındık. Fındık da yağları eritiyor. Öyle mesela mi? Günde böyle de bir avuç fındık peki, yemek. Peki kavrulmuş mu yoksa çiğ fındık çiğ, mı? Çiğ fındık. Aman ha kavrulmak yok. Kavrulmuş da doğal. Sonuçta şey var. Tabii. Ama çiğ olursa çiğ, daha doğal çiğ. Olduğu için tabii. Bir avuç o daha zaman güzel. Bir zararı olmaz dediğimiz yani ben gibi. Öyle biliyorum. Çiğ ama biliyorum. Ama öbür kavrulmuş fındığın tadı da çok güzel. Çok güzel tabii. Geliyor işte yani. o da yediriyor insanı değil mi? Yediriyor insanı tabii. Evet devam edelim evet. Efendim şimdi sizi Konya'ya götüreceğim. Gizemini koruyan tarihi yeraltı kaçış tünellerinin turizme kazandırılma talebi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Muşmal, Beyşehir'de bulunan ve günümüzde hala gizemini koruyan tarihi yeraltı kaçış tünellerinin temizlenip havalandırılarak ışıklandırıldıktan sonra turizme kazandırılmasını beklediklerini söyledi. Evet, bence yapsınlar. Bak uzak doğulu turistler evet, böyle yerlere bayılırlar. Kültür turizmi diyoruz ya, kültür turizmi işte bu bir kültür. Yani adam gelecek işte bu tüneli görecek, eski bir kaleyi görecek, bir hüyük görecek, efendim bir testi görecek bunları yabana atmayın. Aynen öyle. Bunları Turizm Bakanlığımızla... Bizim kültürlerimiz bunlar. Tabii bunları Anadolu'da yaşayan kültürler, aynen. Kavimler falan bunları su yüzüne koyacaksınız, çıkaracaksınız. Etrafını efendim yapacaksınız ve turistler gelecek, bilgi alacak. Bayılıyorlar. Ya evet. Çinliler var ya. Bayılır. Yani Çinliler denizden, kumdan, güneşten ziyade işte aynen burayı öyle. Severler. Tarihi seviyor onlar. Japonlar ben çok da öyle. Görüyorum. Mesela tabii. Kapadokya'da çok evet. Japon turist var. Eminim buralarda da çok olur. Tabii ki kazandırıldığı olur. Zaman. Ya bunlar turizme. Tabii turizm çok önemli. Belki yanlış anlıyoruz ama bacasız fabrika. Eğer 6-7 ay mesela bir şimdi kış turizmi de var Türkiye'de artık her aynen. Mevsim turist kış, var. Kışın kültür turizmi ha, zaten. Evet bunları açacaksınız ve hakikaten bacasız fabrikalar bunlar. Hem yöreyi zenginleştiriyor hem tabii buna ne diyoruz hizmet sektörü diyoruz. Hizmet sektöründe de birçok gencimiz, insanımız, müteşebbisimiz ekmek yiyor. Çok evet. Önemli. Buyurun efendim. Buradan şimdi aşağı inecek ve yürüyecek. Evet. Ya 10 metre yürüsün, 20 metre yürüsün ama geçmişte böyle bir tünel var. Aynen öyle. Ben böyle bir şeye rastlamıştım. Özellikle buradan mesaj olarak da yapayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde böyle bir yer var. Orada Davutpaşa Kışlası var. Davutpaşa orayı da koruma altına almışlar. Davutpaşa Kışlası'ndan asker giriyor ve Sultanahmet Meydanı'ndan çıkıyor. Böyle bir tünel var mesela. Evet. Bu tüneli de bir an önce bir elden İnşallah geçirip İnşallah bir an önce biz de haberlerini şey. Veririz. Vallahi öyle evet. Ekrandan. Ata Beyciğim çok evet. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için efendim. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.